Belki de bunu bir konuşabiliriz. Nasıl aslında durdurabiliriz bunu? Biz ve başka biri değil. Yani işte bizi amirimiz yapar, onun üstüne şikayet ettik değil de biz nasıl bunu? Şimdi bireyin mobbingi kendi durdurması çok mümkün olmayan bir şey. Hiç olmaz mı diye bir şey yok. Olur. Ama mobbingi yapan kişinin ancak sönümlenmesiyle sizin de sağlıklı günlere veya o iş ortamına dönmeniz mümkündür. Mobbingi yapmak isteyen kişi bunu yaptığı müddetçe siz buna maruz kalabilirsiniz. Sizin dik durmanız sizin daha az hasar görmenizi sağlayacak ve artık görmemenize neden olacak. Ama onun durması demek değildir bu. Sizin bunu başarmanız onu belki sonra durdurabilir. Ama ilk onun durması gibi bir şey söz konusu değildir söz konusu mobbing olduğunda. Eminim ki öyledir de, ama biz belki biraz daha güçlü durursak ve bunun bilincinde durursak, bize yapılan mobbingdir bu. Yani bunu artık şey yapma, düşünme. Yani işte ben ne bileyim, beceriksizim de, bana bunu da yaptılar, bana bunu da söylediler. İşte o içselleştirmemek belki olayı. Üstünüzde konuşmayı başardığınız anda bir şekilde %50 azaltmışsınız demektir. Yani onun karşısına geçip sizin bana bu yaptığınız mobbingdir ve adını bilmiyorsak bile sizin bu yaptıklarınız benim hak etmediğim şeylerdir. Benim normalde işimi, çünkü mobbing uygulayan kişi normalde sizin performansınız örneğin bir günde 10 sayfa yazı yazmaksa diyelim, o size 15 verir. Ama sizin 10 yapabildiğinizi bilir ve siz ona diyebiliyorsanız ki tamam benim kapasitem 10'dur. 15'i vermeyin, bu 5'i yarına saklayın demeye başladığınız anda onu yavaş yavaş sönümlenebilirsiniz. Ama o her 15 verdiğinde tamam deyip 15'i bitirene kadar içeride kalıyorsanız ertesi gün 20 alacaksınız Kesinlikle. demektir. O yüzden hani o dik duruş evet onun sönümlenmesine yardımcı olabilir. Onu frenleyebilir. Sizin kazanacağınız işte bu duruşla onu sağlamak mümkün ama O o kendi kendine mümkün değildir evet. durması. O aynı hızla, belki şiddetini artırarak da devam Mobbing edebilir. uygulayan kişi sizden vazgeçse de bir başkasına dönecektir. Yani çünkü nasıl bu biz mobbinge maruz kalan kurban diye adlandırdığımız kişiyi iyileştirmek için konuşuyorsak aynı şekilde o tacizci, o psikolojik baskıyı tacizi uygulayan kişinin de bunu fark edip kendini iyileştirmesi gerekiyor. Çünkü düşünün ilk başta konuştuğumuz gibi ne kadar kişiliğiyle ilgili özellikler var, ne Sıkıntılar kadar vardı. da çocukluğundan getirdiği farkında olmadığı ve şu an yetişkin yaşamında bunu İş yaşamında böyle. Belki de evde de, belki de kendi Belki de. sosyal hayatında da. Çok mümkün olmuyor çünkü bazen kişiliğimizi bırakıp da farklı ortamlarda, farklı şekillerde davranabilmek. Kesinlikle evde mobbing uygulayan bir kişinin evde çok böyle daha eşitlikçi bir yaklaşımı olmasını aslında beklenen bir durum değildir veya sosyal ortamında. Daha otoriter, daha her şeyi kontrol etmek isteyen, herkese görevler yağdıran, evde de aynı şekilde. Aynı Kişilik şekilde. özelliklerinden kaynaklanan şeyler. Ve ne kadar sıkıntılı durumlara yol açar aslında o kurum içerisinde diyelim, veya o iş yeri ortamında. Ondan vazgeçer, öbürüne yönelir. Yani onu yıldırmıştır belki de artık. Belki o gitmiştir daha. Veya kalmış, direnmiştir. Ama bu sefer bu yön değiştirir. Aynı şekilde diğer kişi buna maruz Maruz kalmaya kalır. devam eder. Belki de bu yüzden o eşit, eğer tabii üst yapıyorsa, ama eşit de olsa, yani yapılan eşit ara, yani eşit diyorum ama nasıl kullanmam gerekir? Yatay Yatay, mobbing durumunda yine diğer iş arkadaşlarının bunu konuşması farkındalığı artırır. Kendinin buna maruz kalmasını, belki maruz kalmayı engelleyemeyiz bir durumda, ama maruz kaldığımızda farkında varırız ve diğeri gibi belki biz de aynı şekilde yıpranmayız belki. Genelde yatay mobbingler daha erken çözülen mobbinglerdir. Çünkü hani o kadar Bir alt üst hiyerarşi hiyerarşi yok. olmadığı için daha erken çözümlenebilir. Çünkü daha otoriter görmezsiniz, kendinizde bir görürsünüz, daha rahat konuşabilirsiniz, sıkıntınızı daha net ifade edebilirsiniz. Muhakkak hani üstte bir saygı var. Tabii ki yatay olduğumuzda da yani kendi eşdeğerimize de Orada bir saygımız var ama hiyerarşi de vardır. evet onunla daha birik, daha net duygumuzu anlatabilirik, daha çekinmeden, daha bizi anlayabileceğini bilerek. Çünkü
3 gün önce de biz bir hata yapmış veya biz bir şey uygulamış olabiliriz ona. Ama mobbing değil. Onun yaptığının mobbing olduğunu fark ettiğimizde daha rahat açılabiliriz ona.